Değerli izleyenler, bir sonraki durağımız Almanya. Almanya'da sosyolog Cemil Şahinöz'le özellikle polise yönelik artan saldırıları konuşacağız. Cemil Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Uğurcan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Kriminal Polis Dairesi tarafından bir açıklama yayınlandı Cemil Bey. Polislere yönelik saldırılarda son zamanlarda ciddi bir artış söz konusu. İlk önce bunun sebebini soracağım ve Alman hükümeti bunun önüne geçmek için hangi adımları atıyor? Sizden dinleyelim Cemil Bey. Evet Uğurcan Bey, gerçekten enteresan, birçok ülkede görüyoruz hem polislerin uyguladığı şiddet ama hem de polislere karşı yapılan şiddet artıyor. Almanya'da da bir artış var. Konuyla ilgili Federal Kriminal Polis Dairesi rakamları yayınladı. Daha doğrusu bir rapor yayınladı. Bu rapora göre geçen sene, yani 2023'te 106 bin polis memuru saldırıya uğramış. Yani her gün 209 saldırı demektir bu. Daha önceki seneyle kıyasladığımız zaman 9500 artış olmuş. Evet. Bir de şu da enteresan. Saldırıların %50'si alkolün etkisindeyken yapılmış. Yani saldırganların %50'si alkolün etkisiyle saldırmış. Tabii bu rapordan dolayı siz de dediğiniz gibi polis sendikası devreye girdi. Bir takım açıklamalar yapıldı. İşte polis sendikası saldırganlara daha sert ceza uygulanmasını talep ediyor. Çünkü şu anki cezaların yeterince caydırıcı olmadığını belirtiyorlar. Bundan dolayı da tabii ki daha sert cezalar talep ediliyor. İçişleri Bakanı da bir yasal değişiklik olacağını belirtti. Nancy Faeser, İçişleri Bakanı Almanya'nın. Örneğin işte polise elektrikli şok cihazları falan vesaire verilecek. Daha fazla yetki verilecek vesaire denildi. Tabii bunlar hep olayların sonucuyla aslında ilgili talepler. Yani sonucuyla ilgili bir takım istekler var. Aslında sebeplere bakmak gerekiyor. Yani saldırılan neden gerçekleşiyor? Bunları nasıl önleyebiliriz? Asıl mesele bu. Bu sebepler tabii ki birçok farklı yönden gözlemlemek mümkün. Ama sebeplerden bir tanesi gerçekten de genel, tabii ki Avrupa'da da öyle ama Almanya'da bir sosyal gerilim var. Yani bu sosyal gerilimlerden dolayı da insanlar daha agresif, daha şiddete meyilli hale geldiğini görüyoruz. Bunu başka araştırmalar da gösteriyor. İşte konuşulan ve tartışılan konulara mesela Almanya'da da genelde baktığımız zaman görüşlerin giderek kutuplaştığını görüyoruz. Veya bazı kesimlerin protestolarına, yürüyüşlerine baktığımız zaman şiddet eğilimin arttığını görüyoruz. Bu hem aşırı sol için geçerli hem de aşırı sağ için de geçerli. Yani sokaktaki tavırlar gerçekten sertleşiyor. Siyaset bu sebeplere toplumu göre etkiliyor diyebiliriz o zaman Cemil Bey, değil mi? Kesinlikle, yani bu sebeplere karşı bir şey yapılması gerekiyor. Siyaset dediğiniz farklı işte söylemler, kullanılan provoke edici kavramlar, bunlar aslında kullanılmamalı. Kutuplaşma bir şekilde engellenmeli. Bunlar meselenin kaynağı, yani sonucuyla ilgilenmek yerine kaynağıyla ilgilenmek gerekiyor. Bu konuda fazla bir yani yaptırım veya fazla bir gerçek manada yapılan bir şey de şu an ortaya koyulmadı. Dediğim gibi gerek polis sendikası gerekse İçişleri Bakanı sonucuyla şu an ilgileniyor. Sonucunda ne yapabiliriz diye, ama aslında bu sebeplere değinmek gerekiyor. Ne gibi önlemler alınabilir peki sizce Cemil Bey? İşte kamplaşmayı engelleyecek tavırlar gerekiyor. İşte dediğim gibi söylemler değişmesi gerekiyor. Bazı söylemler o şekilde kullanılıyor ki İnsan zaten kendini işte aşırı sağ da olsa, işte aşırı sol da olsa, hangi kesim olsa kendini dışlanmış hissettiği zaman veya beni dinleyen yok diye bilinç altına yerleştiği zaman aşırı tepki verebiliyor, aşırı bir şekilde tavır koyabiliyor. Onun için söylemler radikalleştikçe bu da sokağa yansıyor. Sokağa yansınca da işte saldırganlık, demin de zaten raporda belirttim, %50'si bir de alkol etkisiyle zaten hareket ettiği zaman saldırganlıkların da çoğaldığını raporda gösteriyor. Özellikle siyasi gerilimin biraz daha düşürülmesi bu gibi eylemlerin önüne geçmesinde önemli bir faktör olabilir diyoruz Cemil Bey.